Baksanıza hep bombalardan, gerilimlerden, iki ülke arasındaki çatışmalardan, ondan bundan, yani kısacası moralimizi bozacak, bozmaya da devam edecek olan gelişmelerden hep söz ediyoruz. İsterseniz biraz sanata uzanalım. Bu değil mi, kargaşa içerisinde unuttuğumuz belki de ama hep duymak istediğimiz haberlere istiyoruz ki bu en azından aktüelin son kuşağında yer verelim. Demin Antalya'dan bambaşka bir konu için konuğumuz vardı. Şimdi Antalya'yı konuşacağız. Altın Portakal Film Festivali heyecanını 2-3 gün oldu başlayalı ama hala konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edilecek ve belki de özlediğimiz, değil mi? Benim en azından belki de dememin parantez içinde onu yok sayalım. Gerçekten özlediğimiz bir konukla, Gizem Ertürk'le konuşacağız. Gizem, hoş geldin. Çok teşekkürler Emre'cim. Çok sağ ol. Ben de aynı şekilde, aynı özlemle geldim en buraya. En son Mayıs'ta galiba Cannes Film Festivali'ni konuştuk. En son Mayıs'ta Cannes Film Festivali'ni konuşmuştuk ve seneye Cannes'dan yapacağız demiştik canlı, evet, yayını. Hala bu iddiamızı sürdürüyoruz. Mayıs değil mi? Mayıs'a Mayıs'ta kadar vaktimiz var. Aynen öyle. Ne güzel tekrar sinemadan ve sanattan konuşabilmek bu yoğun gündem arasında. Ya. Çünkü uzun zamandır hiçbir şey yapamıyoruz. Film festivalleri de iptal ediliyor ardı ardına. Antalya ne güzel, çok güzel bir şekilde başladı. Ben Antalya'dan bu gece gideceğim hemen yayından sonra ama Antalya'dan önce Edirne'deydim. Edirne'de ilk defa yapıldı değil mi? İlk defa bir uluslararası film festivali yapıldı ve bunun heyecanını yaşadık ve çok da güzel bir festival oldu. Edirne çok yakıştı festival çünkü hani ülkemizin en batı yakasında, kapısı batıya açılan, doğu ile batının kesiştiği bir noktada Edirne. Ve çok güzel bir festivaldi. Balkan filmleri ağırlıktaydı orada. Balkan basını da konuğumuzdu. Çok keyifli, çok güzel geçti. Gerçi ödül gecesi birazcık sunucuların hezimetine uğradık diyebiliriz. Tatsız bir şeyler oldu biraz, ama tatsız o kadar bitti. Da artık ilk organizasyon olduğu için o kadar aynen olur. Aynen öyle, aynen öyle. Gelelim Antalya Film Festivali'ne. Şimdi uluslararası Antalya Film Festivali, hı hı, yıllardır yapılıyor ama sanki bu yıl diğerlerinden biraz daha farklı çok olacak farklı gibi. Yeni yeni kurallar var. Aynen öyle. Kılık kıyafet kuralından tut başka şeylere kadar. Tabii. İstersen tek tek onlardan aynen bahsedelim. Aynen öyle, başlayalım. Her şey değişti ama şöyle başlayayım. Gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz kadar coşkulu başladı festival. Çok güzel bir açılış oldu. Pazar gecesiydi açılışı. Altın Kelebek'le aynı gündü. Birazcık seyirciler ikiye bölündü. Altın Kelebek'i mi izlesek, Altın Portakal'ı mı izlesek? Çünkü ikisi de çok önemli yarışmalar, festivaller. Ama tabii ki Altın Portakal bir adım daha öndeydi. Konuklarından ötürü çok öndeydi. Çünkü uluslararası konukları, uluslararası özellikle konukları çok kıymetli. Jeremy Irons tabii, evet, ki. Ve Fransız ünlü bir star var. Catherine Deneuve. Evet. Her ikisi de festivalin yıldızıydı. Aynen öyle. Ve bir isim daha var, Mena Suvari, Amerikan Güzeli'nin yıldızı, biliyorsunuz onunla parlamıştı, evet, o da Antalya'da. Bu sadece birkaç isim ama ben çok kısa böyle açılıştan biraz bahsetmek istiyorum. Jeremy Irons gerçekten fotoğraf çektirme yarışına girdi diyebilirim. Yani sadece halk değil, basın mensupları da, herkes çılgınlar gibi onunla böyle bir kare yakalayabilmek için yanlarındaydı. Oscar'dı biliyorsun, o yıldız. Hem muhteşem bir sesi vardır hem de muhteşem bir İngilizcesi vardır. Kesinlikle öyle. Ve ama orada Türkçe galiba konuştu. Evet, ödül töreninde çok kısa Türkçe bir sunum yaptı. Herkes çok sempatik buldu, çok hoşuna gitti tabii ki. Ve şöyle bir şey oldu bir de. Jeremy Irons festivali Cannes'a benzetti. Dedi ki sanki kendimi Cannes Film Festivali'nde gibi hissediyorum burada. Antalya'nın en büyük iddiası biliyorsun yıllardır uluslararası festivallerle yarışabilmek. Yani Cannes gibi olabilmekti. Jeremy Irons gibi bir, tabii ki galiba, otoriteden böyle bir şey gelince kesinlikle festival bir adım öne geçmiş oldu diyebilirim. Bir de galiba Jeremy Irons'ın yaptığı bir eğitim de vardı değil mi? Aynen öyle. Workshop hemen, mı diyelim, ne diyelim? Aynen, bir workshop düzenledi. Oyunculuk atölyesi de diyebiliriz bunu. Ertesi gün. Ve kalabalık taştı salonlara. Çok kısa bir süre belirlenmişti aslında o atölye. Bir saat, saatlik bir şeydi sürdü? Ama 2-3 saati aştı. Bütün program sarktı. Ama herkes o kadar mutluydu ki, Jeremy Irons da öyle. Yani kimse ondan gözlerini ayıramıyor, öyle söyleyeyim. Herkes büyülenmiş durumda. Bir diğer isim Catherine Deneuve. O da yaşam boyu onur ödülünü almak için Antalya'daydı. Ve onur ödülünü bizim yıldızımız Türkan Şoray'ın elinden aldı. İkisini aynı karede görmek de çok harika bir şey tabii değil ki. Mi? İki klasik. İki klasik. Bir Fransız sinemasının, bir Türk sinemasının iki klasik duayen ismi aynı karede
yer aldılar. Aynen öyle. Catherine Deneuve 72 yaşında bu arada. Hiç göstermiyor izleyicilerimiz için, tekrar söyleyelim, ama çok güzel ve çok genç görünüyor her zamanki gibi. Var mı Fransız kozmetiğinin bir etkisi var mı? Genelde kanda biliyorsun çok oluyor böyle şeyler ama mutlaka tabii ki estetikler var. Onu yadsıyamayız ama yine de hala çok güzel ve o doğallığını koruyabilmiş güzellikte. Hemen ödül töreninden sonra Türkan Şoray'ın filmi gösterildi. Uzaklarda Arama. 30 yıl sonra Türkan Şoray'ın ilk defa yönetmenlik yaptığı bir film olduğu için de çok kıymetli ve çok özel. Salonun çok dolu olduğunu, seyircilerin çok filmi beğendiğini altını çizmek lazım. Bu arada buraya gelmeden önce Kozmatürk ekibinden arkadaşlarım sevgili Cenk ve Tuğçe Babaeren'le görüştüm. Çok sevgilerini yolladılar sana Emre'cim. Biz orada de buradan çok selamlarımızı yollayalım. Teşekkürler. Onlar adına çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve festivalle ilgili çok güzel anekdotlar verdiler bana. Yani nasıl geçiyor, neler oluyor, diğer yıllardan farkı ne? Ne diğer yıllardan farkı? Tamam, çok önemli yıldızlar geldi. Çok güzel vakit geçiriyorlar, çok büyük ilgi gördüler ama bir kere herkes kendini uluslararası bir film festivalinde gibi hissediyor. Daha önce hissedilmiyor muydu bu? Yani galiba sen biraz, çünkü bütün festivalleri evet, takip ediyorum. Ettin. Bizim festivallerimiz her ne kadar uluslararası tırnak içinde başlığı altında olsa da daha çok ulusal tarafı ön plandaydı film festivallerimizin. Yerli filmler, onların desteklenmesi. Uluslararası kısmı bir tık daha geride kalıyordu. Bu sefer uluslararası tam kısmına tersi önem verilmiş ve hani bunu ödüllerde de görüyoruz. Birçok ödül geri çekildi. Sadece ulusal en iyi film ödülü ödüllendiriliyor ve eskiden 350 bin TL'ydi. Bu sene 100 bin TL'ye düştü. Ve bundan sonra peki yerli yapımcıların, yönetmenlerin şeyini nasıl etkiledi, refleksini? Şöyle, festivale katılan filmlere İkinci baktığımızda İkinci plana atıldık dediler mi? Şöyle oldu, daha çok ilk filmlerin katıldığını görüyoruz. Tabii bunu görmemiz de demek oluyor ki bir tık geride durduklarını buradan anlamış oluyoruz. Birazcık daha yeni yönetmenler ve yeni sinemacıların Antalya'da görüleceğini söyleyebiliriz. Bir de Antalya Film Forum var biliyorsun. Geçen sene başladı. Bu da sinemacıları, genç sinemacıları desteklemek için 300 bin TL'den başlayan ve işte 30 bin TL'ye kadar devam eden ödüller var. Yani senaryo gelişim sürecinde bile destekleniyorlar. O yüzden artık diyebiliriz ki Altın Portakal genç sinemacıları ve uluslararası filmleri ve yönetmenleri daha çok görecek. Bu arada uluslararası en iyi film ödülünün 50 bin euro olduğunu da evet söyleyelim. Ulusal alanda belgeseller ve kısa filmler yarışmayacak artık. Bu da önemli bir gelişme. Belgeseller ulusal alanda yarışmaya katılabiliyorlar. Ama yarışma filmi olarak gösterilmeyecekler. Kısa film yarışması yok ama kısa filmler ulusal filmlerin önünde gösterilebiliyor. Hani mesela biz hep bunu konuşuruz kendi aramızda da. Keşke sinemalarda bir uzun, mesela James Bond'a gittiğim zaman yarım saat reklam izleyeceğime 5 dakikada bir kısa film izleyebilsem deriz. Bunu Antalya'da, çünkü kısa filme ne kadar insan gidiyor tartışılır. Ama uzun metrajlı bir filme giden izleyici bu sayede kısa filmi de görmüş olacak. Bu anlamda Elif Dağdevri'nin de çok önemli bir payı var. O diyor ki biz kısa filmleri uzun metraja giden bir yol olarak görmüyoruz. Kısa metraj kendi alanında bir sanat dalı ve bu yüzden çok önem veriyoruz. Ve Elif Dağdevri'nin de bir festival koordinatörü olarak her yerde olduğunun altını çizmekte fayda var. Bütün gösterimlerde orada. Türkçe ve İngilizce sunumlar yapıyor, açılışlara katılıyor. Yani herkes canlı başla çalışıyor diyebilirim Antalya'da. Gizem, bir de kıyafet konusunda bir standart geldi. Değil mi? Şunu hatırlıyoruz. Cannes'da takım elbiseyle, smokingle sahneye çıkan insanların bir dönem Antalya Film Festivali'ne yırtık kazaklarla çıktığını da biliyoruz. Tamam. Aynen öyle. Yani bu bir tercih olabilir ama niye Cannes'da öyle çıkıyor, niye burada yırtık kazak? Evet, o hep tartışıldı. Niye bizim festivallerimize gereken önem verilmiyor? Moefel niye böyle, niye şöyle? Galiba artık bu yasa olarak da festival kanunlarına girmesiyle bu tartışma sona erdi. Çünkü artık hiçbir şekilde yırtık pantolonla, hırkayla, spor ayakkabıyla alınmıyor kimse festivale. Ödül alacak olan olsa bile. Aynen öyle. Yani ödül alacak olan, ben hani oraya izlemek için işte konuk olarak, basın olarak gittiğim zaman da hani kılığıma, kıyafetime dikkat etmek zorundayım. Bu bence önemli ve güzel bir şey. Yani hani yılda bir kere olan bir organizasyon. Neden özel giyinmeyelim festivallerde? Bence güzel, yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, yani daha değerli toplu ama tabii ki
bir tek bir tip haline getirme konusunda sanıyorum bazı yönetmenlerin, sinema insanlarının buna da itirazları olacaktır. Tabii ki illaki tartışmalar var çünkü gerçekten çok büyük değişimler. Mesela değişimlerden bir tanesi de festival kortejinde oldu. Biliyorsun efsanedir Antalya'da. Üstü açık arabalarla. Aynen geçiyor. Öyle. Ne oldu bu sene? Şöyle oldu, eskiden jiplerle gidilirdi onlara, artık spor arabalarla gidiliyor. Spor arabaları nerede görüyoruz? Biz Cannes Film Festivali'nde görüyoruz. Yani bu da çok açık bir şekilde Antalya diyor ki ben uluslararası festivallerle yarışıyorum. Onların seviyesindeyim. O yüzden bütün standartlarımı oraya çekiyorum. Bir diğer şey de festivalin adı. Eskiden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ydi. Artık Antalya, Uluslararası Antalya Film Festivali. Herkes diyor ki Altın Portakal ne oldu? Ne oldu? Nereye gitti? Ne oldu? Şöyle, aslında bir yere gitmedi. Hashtagler de Altın Portakal adıyla açılıyor yine. Ödülün adı yine Altın Portakal. Ama uluslararası festivallerin hiçbirinde festivalin ödülüyle anılan bir festival yok. İşte Berlin'de, Cannes'da, diğer festivallerde. Ödülü yine Altın Portakal. Ama şehri ön plana çıkarmak, kültürün yanında bir tık daha turizmi de beraberinde götürmek ki Antalya bir turizm başkenti biliyorsun. O yüzden Antalya Film Festivali adının seçilmesinde bu etken oldu. Bu şekilde açıklanıyor. Şimdi Gizem, tamam, bir film festivalinden konuşuyoruz. İstersen biraz da filmlerden konuşalım. Çünkü uluslararası festivallerle yarışacak boyuta geldiğini falan söyledik. Hı hı. İsminin nasıl değiştiğini, yeni kurallar geldiğini anlattık. Ama hep olur ya, festivallerde anca görebileceğimiz ya da ilk defa göreceğimiz bazı filmler olur. Dünyanın yakından takip ettiği. Hı hı. Hangi filmleri görecek izleyiciler festival kapsamında? Daha uzun süre beklemeleri gerekirken bu festival sayesinde hangi filmlerle önceden tanışacaklar? Evet, şöyle bir şey var. Tabii ki ulusal filmler öncelikle çok daha geç vizyon şansı bulabiliyorlar. Bir de Antalya'nın seçkisine baktığımızda birçok film ilk defa yarışan filmler. Bu yönetmenleri çok fazla tanımıyoruz. O yüzden seyirciyle bir tanışma filmleri diyebiliriz bunun için. Çok fazla bildiğimiz isimler değil ama bütün seansların, özellikle akşam seanslarının çok dolu geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Bir diğer gelişme de ulusal açılış filmi Türkan Şoray'ın Uzaklarda Arama filmiydi. Bir de uluslararası açılış filmi var ki o da bir Rus filmi. Devrimciler diye bir film. Neden bunun altını çiziyorum? Çünkü Rusya'yla gergin olduğumuz şu günlerde festivalin uluslararası açılışının bir Rus filmi olması bence sanatın ne kadar birleştirici bir gücü olduğunu gösteriyor. Çünkü bu film değişebilirdi. Başka bir ülkenin filmiyle değiştirilebilirdi. Ama bu değişmedi ve bir Rus filmiyle açılış yapıldı ve Antalya halkı da filme çok sıcak bir şekilde karşıladı ve salonları doldurdular. Bence bu da, bir de Antalya tabii ki Rusların da ve turizm açısından da çok... Rusların başkenti gibi değil mi? Aynen öyle, başkenti. Az önce bir konumuz vardı zaten oradan. Olduğu için o yüzden çok kıymetli. Bu arada ekibin katılmadığının altını çizmek isterim. Yani film ekibi katılmadı. Ama yine de Antalya halkı filme çok büyük destek verdiler. Bu protesto muydu yoksa kendi... Yani bu son zamanlarda olan tabii ki gerginliklerden dolayı katılmamayı tercih etmişler. Ama yine de açılış filmi değişmedi. Bu açıdan gerçekten çok kıymetli buluyorum. Gizem, o zaman çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür Daha ederim. Daha Mayıs'a var. Bu Cannes Film Festivali'ne kadar ayarlayacağız. Oradan Kesinlikle yapacağız. Kesinlikle öyle. Ben de biraz sonra hemen buradan havalimanına gideceğim. Ve döndükten sonra belki de ödülleri konuşuruz. Evet. Sonuçları konuşmaya devam ederiz. O zaman yine bekliyoruz. Çok teşekkürler Emre'cim. İyi yayınlar diliyorum. Aktüelim bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın akşam yine 17'de bu ekranlarda olacağız. Sizleri de bekliyoruz.